Bunların hepsi doğru değildir, yalandır diyeyim. İtiraf edeyim, bazı bakan arkadaşlarımız bana teklif ettiler. Bir kadro verelim, oğlunuzla böyle yapalım. Eğer israfın önünü alabilsek, sizden vergi almaya gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın israf konusunda karnemiz kırıktır, haberiniz olsun. Ankara'yı parsel parsel satmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Gökçek'le ilgili 100 konuyu 8 Haziran'dan itibaren ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. Bu mavi Marmara İstanbul'dan nasıl yola çıktı? Bandırası niye Türk bayrağı yoktu? Kim bunu sevk etti? Kendilerine yola çıkmayın dendiği veya denmediği var mı? Şimdi ben şuradan geliyorum. Bu meselede de yani kurban seçilmiş olabilirler. Kendi iradeleriyle de gelmiş olabilirler. Ama ben bütün sorulara en azından bir soruşturma evresi içerisinde cevap bulmak zorundayım. Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Türkiye'de şunlar, eyaletler, demokratik özellikler filan. Bunların hiçbirisi artık suç değil. Mecliste de sordular, her yerde de söyledik. Adına KCK davası denen davadan tutuklular varsa mutlaka onlar da çıkmalıdır, çıkacaktır. Bu kanun bunun için getirilmiştir. Silah zaten ellerinden hiç düşmemişti. Biz burada iyi niyetle pek çok şeyi yaptık ama onlar işte üzerlerine düşen hiçbir şeyi yapmadılar. Bizi aldatmış kabul edebilirler. Biz kendimiz aldanmadık. Her şeyden haberimiz vardı. Öcalan'ı da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz? Çarpık bir ruh haletidir. Bu klinik bir vakadır. Başka ne söyleyeyim? Allah akıl fikir versin. Allah izan versin. Biraz utanma duygusu versin. Ahlaktan birazcık kırıntı nasip etsin.